Merhaba arkadaşlar, Teknik Hocam kanalına hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının AYT türev fasulünün çözümlerine devam ediyoruz. ÖSYM tarzı çözümlü örneklerde kalmıştık. 61. sayfadayız. Burada 5 tane güzel mi güzel sorumuz var. Sorularımıza başlamadan önce tabii kanalımıza abone olmayı ve şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi verilene göre bizden f fonksiyonu 2'deki türevini istiyor. 2 ne noktası? Bunun kritik noktası arkadaşlar. Hemen burada şu şekilde işlemimizi gerçekleştirecek olursak f'in türevinde, daha doğrusu ilk olarak 2'den büyük ve küçük kısımlarını değerlendirebiliriz. F 2'den büyük olduğu yerde arkadaşlar bu pozitif olarak çıkar. X eksi 2'nin küpü olmuş oldu. Hemen türevini alacak olursak 2'den büyük olan yerde 3'ü başa aldık çarpı X eksi 2'nin karesi şeklinde yazmış olduk. Çünkü üstü biraz attık, içinin türevi de 1'dir. Bunu yerine yazdığımız zaman 3 çarpı 0'dan cevap 0 geldi. 2'den küçük olduğu yere bakacak olursak arkadaşlar soldan yaklaşmış olduk. Eksi olmuş oluyor ifademiz. Negatif eksiyle çarparak dışarıya çıkarttık. X eksi 2'nin küpü olmuş olduk. Türevini alacak olursak 3'ü başa aldık. Eksi 3 tabi. Eksi de olduğu için. Üstü biraz alttığımız zaman X eksi 2'nin karesi, içinin türevi de 1'dir, yazmamıza gerek yok. Hemen 2 yazarsak yerine eksi 3 çarpı 0'dan ne geldi? 0 geldi. Yani buradan ne diyeceğiz? 2'ye sağdan yaklaştığımızda eşittir 2'ye. Türevinde tabi bu. 2'ye soldan yaklaştığımızda birbirine eşit ve 0'dır. O zaman türevimiz kaça eşittir arkadaşlar? 0'a eşittir. Hangi noktada? 2 noktasında türevimiz 0'dır diye söyleyebiliriz. Geldik ikinci sorumuza. Fonksiyonun türevsiz olduğu noktaların apsisler toplamı. Arkadaşlar burada şunu bilmiş olacağız. Nerelerde türev siz olur diye bak yaklaştığımız zaman çift katlı kökü yoksa orada mutlak değerin içindeyse türevsizdir diye yorumlayabiliriz hemen. Şimdi burayı x parantezine alırsak x parantezine aldığımız zaman x kare eksi 4 çarpı diğer tarafta ne var? X artı 2'nin küpü var. Hemen burayı düzenleyelim. X çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2. 2'yi biraz daha düzgünce yazalım. Çarpı x artı 2'nin küpü. Tabi bu mutlak değerdi. Üst tarafta da mutlak değeri gösterdik. Şimdi bununla bunu çarparsak tabanlar x artı 2'leri çarparsak tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. X artı 2'nin dördüncü kuvveti deriz. Burada x çarpı burada da x eksi 2 diye tanımladık ve yazdık. Şimdi burada x artı 2'nin dördüncü kuvvet. Kuvvet çiftse arkadaşlar biz grafiğini çizdiğimiz zaman orada bir teğetlik durumu olmuş olacak. Yani sivri bir durum olmayacak biz bunu yukarıya katladığımız zaman. Çünkü eksi 2 yazınca burada bir teğetlik durumu var. Eksi 2'den aşağıya düşmez. Oradan teğet olup yukarıya doğru çıkmış oluyoruz fonksiyonumuzun grafiği. Ama 2 ve x ve x eksi 2 noktalarında, yani burası için x eşittir 0, burası için de x eşittir 2 noktalarında alt tarafta olan grafiği yukarıya katladığımız zaman buralarda ne olmuş olacak? Sivri bir uç olacak. Sivri bir ucun olduğu yerde de ne olmaz arkadaşlar? Türev olmaz. Türev nerede yok o zaman? 0 ve 2 apsisli noktalarda bunları toplarsak 2 olarak cevabımızı bulabiliriz. X eşittir 3'teki türevini bizden istiyorum. İlk olarak bunları mutlak değerden çıkartmamız lazım. Buraya 3 yazdığımız zaman pozitif, bu tarafa 3 yazdığımız zaman negatif gelir. Pozitif yer aynen çıkar, negatif yeri eksiyle çarparak çıkartırız. O zaman 3x küp değil tabii, 3x kare artı x eksi 1. Diğer tarafı eksiyle çarparsak eksi x kare artı 4x eksi 1 oldu. Buradan 2x kare artı 5x eksi 2 olarak neyi bulmuş olduk? Fx'i bulduk. Benden türevini tabii istiyor. F'in türevinde x diyelim. 4x yapar. 2'yi başa aldık. 2 ile çarptık. Üstü biraz attığımız zaman artı 5 olmuş oldu. Hemen f'in türevinde 3'ü yazacak olursak 4 çarpı 3 artı 5'tir. Buradan 12 artı 5'ten cevabımız 17 olarak gelir arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Fonksiyonu her gerçel sayı için türevli olduğuna göre m'nin alabileceği tam sayı değerlerin toplamını bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar burada güzel bir yöntem göstermiş olacağım. Ne zaman, neden her zaman türevli olur? Şimdi bu bir parabol arkadaşlar. Normalde parabolü çizeriz böyle. Mutlak değeri aldığımız zaman da aşağıdaki tarafı ne yapardık? Hop yukarıya katlardık. Yukarıya katladığımız zaman bu uçlarda ne olurdu? Bir sivri uç olurdu. Sivri uç olduğu yerde ne yoktur? Türev yoktur diye söylerdik. Peki burada türev varsa nasıl bir grafik olması lazım?
Şimdi burada eğer x eksenine bir teğetlik varsa arkadaşlar, ben yukarıya katlayacağım bir yer olmayacağından dolayı ne olmayacağını söyleyeceğiz. Sivri uç olmayacak. Veya şu şekilde hepsi pozitif olursa da nedir arkadaşlar? Hiçbir zaman yukarıya katlamayacağımızı söyleyebiliriz. Veya ne olabilir arkadaşlar? Kollar aşağıya da bakıyor olabilir. Ama ne olması lazım aşağıya baktığı zaman? Kollar yine x eksenine teğet olması lazım veya hiç değmemesi lazım. Bunların geçerli olabilmesi için şartımız delta'nın ya sıfırdan küçük ya da sıfıra eşit olması lazım. Delta'yı nasıl buluyorduk? B kare 2m'nin karesi eksi 4 çarpı a yerinde m var çarpı 4 küçük eşittir 0. 4m kare 4m kare eksi 16m küçük eşittir 0. Burada arkadaşlar m ya 0'dır m ya da 4'tür. Hemen tablo oluşturalım. 0'ı yazdık, 4'ü yazdık. Bu değerleri de alabilir. Neyle başlayacağız? Artıyla başladık. Eksi artı. Bizden nereyi istiyor arkadaşlar? Farkındaysanız küçük kısmı. O zaman küçüğü aldık. Ve sıfıra eşitlikler de var. 0 artı 1 artı 2 artı 3 artı 4'ten cevabımız 10 gelir. Güzel bir soru. Hem eşitsizliği bilmemiz lazım hem de mutlak değer olarak yaklaşımı bilmemiz gerekir gençler. Geldik bu videonun son sorusuna. Diyor ki, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi burada arkadaşlar artan olduğunu söylemiş. Sıfırdan büyük olduğu zaman. Ben bunun grafiğini çizerek hareket edebilirim. Bunun grafiğini çizecek olursak. Birincisi nedir esasında? Y eşittir x kare. Bu y eşittir x kare ama sıfırdan büyük olduğundan dolayı şu tarafa doğru bir grafik. Çünkü sıfırdan büyük kısmını çizdik. Sıfırdan küçük olduğu yerde ise y eşittir x'i çizecek olursak arkadaşlar. Bu da ne yapar? Şu tarafa doğru bir grafik olmuş olur. Ne yapmış oluyor baktığımız zaman? Artan. Hep sağa doğru giderken bir artanlık var mı? Evet var. Bu noktada süreklidir diyor. Sıfıra baktığımız zaman bir sivri uç var arkadaşlar. Burada bir kesiklik var, bir kopukluk var. Ondan dolayı burada türevlidir diyemeyiz. Yani üçüncü öncülü söyleyemiyoruz. Ama kopukluk var derken bir teğeti çizdiğimiz zaman teğet buradan çizilebilir. Eğimi farklılaştırılabilir o noktadan. Ondan dolayı türevli değildir ama bir kesiklik olmadığından dolayı süreklidir. Bire birdir demiş. Her değerde farklı değer mi alıyor? Evet. Artarak giden bir fonksiyon zaten kesinlikle bire birdir arkadaşlar. O zaman dördüncü de doğru. 1, 2 ve dördüncü öncülün doğru olduğunu söyleriz. Bu şekilde bu videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın.